All right, so we had stopped here. We proved a K critical graph is necessarily connected. A consequence of this will be, well, not consequence, but we will use this fact to prove the following theorem. If G is K critical, then delta of G is at this K minus 1. Delta was the minimum of the valencies of each vertex. Okay. Yani bu ne demek? Her köşeye en az k eksi bir tane kenar bağlanmak zorunda. Eğer grafımız k criticalsa. K critical da neydi? K renkle boyanıyor. Ama graftan rastgele bir et çıkartırsanız k eksi bir tane renk de yeterli olur. İspatına geçelim. Okay, let's see how we prove this. Assume on the contrary that delta G is less than K minus 1. Değil mi? Tersini kabul edelim. Büyük eşit yerine küçük olduğunu kabul edelim. Let V be a vertex with degree of V is equal to delta, değil mi? Madem degree'lerin minimumu delta'ymış, o zaman en azından bir tane vertex'te bu sayı erişilmesi lazım bu sayıya. Böyle bir vertex seçelim. Demek ki V'ye delta tane kenar bağlanmış durumda. Şimdi G K critical olduğu için since G is K critical G minus V yani ben bu vertex atarsam o zaman bu graf is K minus 1 colorable. Yani K eksi bir tane renk yeterli. Belki k eksi 2 tane de yeterli. Yani kromatik number'ı nedir bilmiyorum ama k eksi 1'den küçük veya eşit onu biliyoruz. Let diyelim bu vertex seti V1 ve k eksi 1. Şimdi madem k eksi 1 tane renk yetiyor, o halde bu grafın şeyleri köşelerini ben K eksi bir tane renkle boyadığıma göre işte o denklik sınıflarını alayım. Hani beyaz köşeler, mavi köşeler, kırmızı köşeler. K eksi bir tane renk yeterli olacak. Let be a partitioning which corresponds to a k minus 1 coloring k minus 1 coloring of g minus v. Then of course v is adjacent in g to delta which is less than k minus 1 vertices değil mi? V'nin valansisi delta olduğuna göre yani V'ye delta tane edge bağlanmış G'nin içinde ve biz şeyi assume etmiştik. Bu delta sayısının da k eksi 1'den küçük olduğunu assume ettik. Değil mi? Assumption'ımız oydu. Contrary
olarak onu assume ettik. Vertices and hence it must be non-adjacent in G to every vertex of some color class VJ. Şimdi G eksi ve K eksi bir tane renkle boyanıyor. Ama bu vertex'e bağlı olan edge'lerin sayısı K eksi birden daha küçük. O halde bu vertex sin bağlı olduğu diğer vertex'ler bütün renklere sahip değiller. En azından bir tanesini ıskalamak zorundalar. Çünkü 5 tane diyelim edge'iniz var ama 6 tane renk var. Dolayısıyla da hani 6 renge de ulaşamıyorsunuz. Bu ne demek? Ama hangi renge ulaşamıyorsunuz? Diyelim ki mavi renkli bir vertex'e bağlı değil bu. O zaman ben o vertex'i de maviyle boyayabilirdim. Değil mi? Çünkü mavilere bağlı olmadığına göre o zaman onu da maviye boyamamda bir sorun olmazdı. Yani şöyle diyeyim. Now yani bu VJ mavilere denk gelsin. Now V1, V2 VJ mavi renklerin rengi mavi olan vertexler. Ben buna V'yi de ekliyorum. Çünkü bu vertex hiçbir mavi köşeye bağlı değildi, adjacent değildi. O zaman onu da maviye boyarsam bir sorun olmayacak. Ve bu şekilde k-1'e kadar gidersem bu bir tane ise k-1 coloring of G olacak. Which is a contradiction of course. Which contradicts ya da öyle yazayım. Contradicts minimality of G. Minimality derken efendim? Yo G by exception K color'dı. K colorable minimality değil de contradicts to the fact. Şuna değil mi? Contradict ediyor. Biz G'yi K colorable olarak yani chromatic number'ı özür dilerim. K colorable değil. Chromatic number'ının K olduğunu kabul ettik. Ama gördük ki K-1 bir tane renkle de boyanabiliyor. O zaman chromatic number'ının K olmasıyla bu çelişiyor. This finishes the proof. İsterseniz bir daha bakalım yani ispata. Şimdi delta G'nin k-1 birden küçük olduğunu kabul ettik. Ve bir tane vertex seçtik. Öyle ki
bu vertex'in şeyi valency'si delta olsun. GK critical olduğu için bu vertex'i G'den çıkartırsam graf K-1 colorable. O renklerde işte V1, VK yani K-1 tane renk olsun. Şimdi V vertex'i K tane edge'le başka vertex'lere bağlılar. O vertex'lerin color'larına bakarsam bir dakika. Pardon. K-1 tane color'la şey yapılıyorlar. Evet, yani bir tane rengi ıskalamak zorunda. Çünkü K tane renk var ama mesela 5 renk var ama bizim vertex'imiz 4 tane edge'e bağlı. O zaman o edge'lerin uçlarındaki color'lar 5 color'ı birden kapsamayacak. En az bir tanesi dışarıda kalacak. Mesela diyelim ki bizim vertex'imiz V hiçbir mavi köşeye bağlı değil. O zaman ben o vertex'i de maviye bağlarsam hala o bir coloring olur. Ama artık büyük grafın coloring'i olacak. Ve de yeni bir renk kullanmadığım için büyük graf da işte 4 renkle boyanmış olacak. Ama bu çelişki çünkü biz grafın işte by assumption 5 coloring chromatic number'ın 5 olduğunu kabul etmiştik. 5 critical dediğimiz zaman o en az 5 renkle boyanıyor demek. Dolayısıyla ispat böyle. Peki bunun şöyle bir corollary'si var. Every K-chromatic graph has at least K vertices of degree at least K minus 1. Yani mesela grafımızın kromatik number'ı 7 ise bu diyor ki yani grafı boyamak için en az 7 renk gerekiyorsa o zaman en azından 7 tane vertex olmalı. Öyle ki bu vertexlerin her birisinin valency'si en az 6 olacak. Kromatik number kadar vertex olacak. Degree'leri de onların chromatic number'dan bir düşük olacak. Bunu zorunlu kılıyor. İspatına gelirsek yani bu teoremi kullanacak. Değil mi? Şunu kullanacak. Bakalım nasıl? Let G be a K chromatic graph and let H be a K critical subgraph of G. Şunu sorabilirsiniz.
Yani K kromatik bir grafın neden K critical bir subgrafı illa var, değil mi? Çok açık değil. Onun nedeni şu. Here H can be obtained. Böyle bir subgraf şöyle obtain edilebilir. Obtained as follows. Just delete edges E diyelim from G so that the chromatic number of G minus E doesn't get smaller. Finally, we will obtain yani bu işlem bir yerde duracak. Finally, the process will stop when we obtain the desired subgraph. Yani şu. Şimdi elinizde bir graf var. Diyelim ki kromatik number'ı bunun 7 olsun. Ben bir tane subgraf bulacağım. Öyle ki onun o graf şey olacak. K critical olacak. Nasıl yaparım? Başladığım grafın içinde bir tane edge bulabiliyorsam, öyle ki o edge'i attığım zaman kromatik number'ı düşmüyor. Onu atıyorum. Sonra bakıyorum başka edge var mı? Kromatik number'ı düşürmeyecek. Atıyorum. Hala düşmedi. 7 7. E bir yerde ama artık hiç edge kalmayacağı için bu sayının düşmesi lazım. Bu ne demek? Yani öyle bir yere geldiniz ki artık hangi edge'i atsanız kromatik number düşüyor. 6'ya iniyor. O zaman işte o elde ettiğiniz graf zaten K critical oldu. Çünkü hala kromatik number'ı 7 ama artık atacak edge bulamıyorsunuz. Yani hangi edge'i atarsanız atın kromatik number'ı düşüyor. O halde elde etmek istediğiniz subgrafı bulmuş oldunuz. Okay. Now by the above theorem, delta of H is greater than K minus 1. Çünkü neydi? K criticalsa grafınız, onun kromatik, pardon, deltası en az K eksi 1'di. Onu ispat ettik. Ama şimdi şu var. Since H is K kromatik. K kromatik. H has at least K vertices. Vertices. With valency larger than k minus 1. Çünkü h'in deltası k minus 1. Dolayısıyla her bir vertex'in valency'si en az k minus 1. Ama h k kromatik olduğuna göre de h'in en az k tane köşesi olması lazım. O halde sizin g grafınız içinde de
Değil mi? K tane vertex var ve her birinin velocity'si de en az K-1. Dolayısıyla ispat biter. This finishes the proof. Basit basit şeyler ama ard arda gelince oldukça hani non-trivial bir şey veriyor. Bunun bir korolarisi ise şu: For any graph G, chromatic number of G is less than delta plus 1. Bu da şeydi, valansların maksimumu. Grafın içindeki vertexlerin valansların maksimumu. Dolayısıyla chromatic number işte bu delta'dan en fazla bir fazla olabilir. Peki. Bunun da ispatı kısa. Diyelim ki şöyle olsun. Suppose, okay, if ya da şöyle diyeyim. Chromatic number of G, which is let's say K, greater than delta plus 1. Böyle olsaydı, then G had at least one vertex with degree K minus 1. K minus 1 da delta'dan büyük. Dolayısıyla degree'si delta'dan büyük bir vertex olacaktı. Ama bu zaten çelişki. Çünkü delta degree'lerin maksimumu. By the above corollary. Corollary. Ama bu çelişki. However, this is a contradiction. Hence, chromatic number G'nin delta plus 1'dan küçük veya eşit. Okay. Sorusu olan var mı şuraya kadar? Yok. Şimdi bir tane coloring algoritm vereceğiz. Coloring algoritm. Şöyle bir şey yok yani bir algoritm işte şeyi veren en az sayıda renkle nasıl boyayacağınızı söyleyen bir algoritm yok. Ama yine de şöyle bir algoritm var. Hani biraz daha fazla renk kullanarak boyama yapmanızı sağlayan algoritmalar var. Although there is no efficient algoritm for coloring a graph with minimum number of colors.
We have an algorithm known as greedy graph color algorithm. Graph coloring algorithm. That gives a coloring of a graph, given graph, with at most delta plus one colors. Biz yukarıda şey gördük zaten. Kromatik namuru delta plus one'dan küçük. Değil mi? Şuradaki şunu ispat ettik. Bu algoritm de gerçekten diyor ki işte delta plus one renkle boyayabilirsiniz. Hani dolayısıyla gerçekten de hani böyle bir algoritm şeyin coloring'i kurabilirsiniz, onu söylüyor. Böyle bir algoritm, pardon, coloring'in var olduğunu biliyoruz. Çünkü kromatik number'ı delta artı birden küçük. Ama varlığını bilmek başka şey. Bir tane coloring ortaya koymak başka bir şey. Şimdi o adımı görelim. Algoritmayı. Algoritma şöyle. Step one. Color the first vertex with the first color. Yani vertexleri ve renkleri numaralandırdığımızı düşünelim. Hani işte birden ene kadar verteximiz var. Renkleri de numaralandırdım. İşte birden atıyorum 5'e kadar. V1'i birinci vertex'i birinci renkle boyuyorum. İkinci adım şu. Step 2. Consider the remaining n-1 vertices one by one. And do the following. Yani ilkini boyadıktan sonra şimdi şöyle bir şey yapacağız. Color the currently picked one vertex with the lowest numbered color with has not been use the color any of its adjacent vertices. İlk vertex'i boyadık birinci renkle. Ondan sonra bir tane vertex alıyorum. O vertex'in bağlandığı vertex'lere bakıyorum. Onları
Onların kullanılmadığı renklere bakıyorum. Hani Overtex'lerden şey varsa, boyanmışsa, o boyanmış olanların numaralarını atıyorum renklerin içinden. Kullanılmamış renklerin içinden en küçük numaralıya bakıyorum. O ha, neyse o renkli o vertex'i boyuyorum. Ve bu şekilde devam ediyor. Sonra bir tane daha seçiyorum. Aynı şeyi tekrar yapıyorum. Bu şekilde yaparsanız sonunda coloring elde ediyorsunuz. Bir örnek yapalım. Hatta iki tane örnek. Examples. Şöyle diyeyim. Greedy graph coloring algorithm doesn't guarantee use of minimum number of colors necessary as the example ya da examples neyse below demonstrates. Yani bu algoritm mümkün olan en küçük sayıda renkle boyamayı garanti etmiyor. Şöyle bir şey var. Örnek. Bu gerçi şey hani iyi bir örnek. Hani gerçekten en az sayıda renkle boyamayı bu garanti ediyor. Bu şekilde yaparsanız. Şimdi diyelim ki ben köşeleri şöyle numaralandırdım. Bir tane bipartite graf bu. 10 tane vertex'i var. Ve diyelim ki ben köşeleri böyle şey yaptım. Numaralandırdım. O zaman gerçekten bu algoritmayı ilk önce boyamamış olduğumu düşünün aslında. Hani mavi veya kırmızı olarak boyamadım. Ama numaralandırdım. Birden 5'e kadar yukarıdakileri, 6'dan 10'a kadar aşağıdakileri. Şimdi algoritmamıza geçeceğim. Grafta şu. Complete bipartite graf değil tam olarak. Her vertex yukarıdaki aşağıdaki bütün vertexlere bağlanıyor. Bir tek tam altındaki hariç. Yani birinci vertex 6'ya bağlanmayacak ama 7, 8, 9 ve 10'a bağlanacak. 2, 6'ya bağlanacak. 8'e, 9'a ve 10'a. Aynı şekilde 3, 6, 7, 9 ve 10. 4 de 10, 8, 7, 6'ya. 5 de 6, 7, 8, 9'a bağlanacak. Bu algoritmaya uygun. Neden? Bakın, iki tane rengim vardı. Mavi ve siyah. Şey, mavi ve kırmızı renklerim var. Bir mavi, bir de kırmızı rengim var diyelim.
Bunları da numaralandırdım 1 ve 2 diye. Köşeleri de numaralandırdık. İşte 1'den 10'a kadar. Şimdi 1'i aldım. Birinci vertex'i. Bunu birinci renkle boyuyorum. Yani maviye boyadım. Sonra bunu bağlı olduğu şey başka bir vertex seçeceğim. Mesela 2'yi seçmiş olabilirdim. Ne yapacağım? 2'nin bağlı olduğu köşelere bakacağım. Onların içinde boyanmış olanların renklerini atacağım. Geriye kalan renklerden numarası en küçük olanı seçeceğim. Ama 2'nin bağlı olduğu şeyler aşağıdaki vertexler. Onların hiçbirisi henüz boyanmadı. Dolayısıyla da hiçbir rengi dışarı atmıyorum. 1 ve 2'den minimumu seçeceğim. 1. O zaman 2'yi de 1 ile boyayacağım. Ondan sonra diyelim ki ben 6.'yı seçtim. 6.'yı ne renge boyayacağım? 6.'nın bağlı olduğu edge şeylere bakacağım. Vertexlere. 2'ye bağlı, 3'e, 4'e, 5'e bağlı. Bunların içinde boyalı olan sadece 2. Onun da numarası ya mavi olduğu için 1. 1'i atıyorum. Geriye sadece zaten kırmızı kaldı. O zaman bu kırmızıya boyanacak. Diğer köşelerde aynı şekilde şey yapıyorsunuz, boyuyorsunuz. Ve bu örnekte görüyoruz ki 2 tane renk yetiyor gerçekten. Ve 2 de zaten bunun kromatik number'ı. Ama eğer şeyi şöyle seçerseniz, siz söyleyin, numaralandırmayı, vertexlerin numaralandırmasını farklı seçerseniz, o zaman işler karışabilirdi. Mesela şöyle diyeyim, bir, gözüküyor mu sarı? Pek de gözükmüyor değil mi? Ben başka renk seçeyim. Turuncu olsun. Turuncuyu da kullanmışız. Dur. Renk. Şöyle olsun. Ups. Pardon. Yok. Bir. Ondan sonra ya da şey yapayım ya ben öbür taraftan şunu bulup taşıyayım şeyi. Böyle uğraştıracak bizi. Yok fazla gittim. Şu. Şunu şurada copy paste edeyim. Pardon şöyle. Edit. Copy. Şuraya paste edelim. Ups. Buraya geldi. Neyse sorun değil. Tamam. Bu şekilde numaralandırsaydım 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 1 dakika bu aynısı oldu. Yanlışı mı seçtim ben? Ha, anladım. Anladım. Tamam. Şunu sileyim. Evet. Şundan farklı oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 diye yapmıştık. Eğer bu şekilde numaralandırırsanız o zaman 2 kalır yetmiyor. Yani 5 değişik color gerekiyor. Zaten 10 tane vertex olduğu için bunun chromatic number'ı da maksimum 5'ti. Ve o 5 sayısına ulaşıyor gerçekten. Chromatic number'ı
Yani maksimum 5'ti. Bu kromatik number bunun 2. Tabii ki yani 5 colorable bu. 5 renkte boyanabiliyor. Gerçekten de boyamış olduk burada. Burada da şey deltası bunun dikkat ederseniz nedir? Deltası 4 değil mi? Her bir vertex çünkü 4 tane köşeye bağlı. Delta of G is pardon. Ne yapıyorum? Thickness'ı şöyle yapayım. Delta of G gerçekten 4. Dolayısıyla 5 renk yeterli. So G is 4 plus 1 5 colorable. Ama chromatic number'ı 2. Yani algoritm o yüzden çok şey bir algoritm değil. Efficient bir algoritm değil. Evet. Neyse burada duralım. Zaten dönemin sonuna kadar bu coloring'leri yapacağız. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Sor. Aha, evet. 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 Yani birinci vertex'ten başladım. Onu yaptık. Sonra ikinci vertex, sonra üçüncü vertex diye gideceğiz. Evet. Evet. Evet, öyle oluyor. Arkadaşınız şey dedi, hani bu one by one gidiyoruz ama orada da tabii ki yaptığımız şey gerçi çok emin değilim. Ama muhtemelen şey hani birinci vertex'ten başladım, onu boyadık. Sonra geri kalan n-1 tane vertex var. İkinci vertex'e bakıyorum. Onu boyuyorum. Sonra üçüncüye, sonra dördüncüye o şekilde gidiyoruz. Herhalde öyle yapmak lazım. Gerçi şuradaki örnekte şey yapınca, rastgele yapınca da çalıştı ama belki her zaman çalışmayabilir. Evet, anladım. Anladım. Evet. Evet, anladım. Doğru, haklısın. Yani eğer o şekilde gitmeseydim bu ikinci grafı da aynı şekilde iki renkte boyayabilirdim. Hani ama algoritmanın şey söylediğini kabul edersek ilk önce birinci vertex'i boya, sonra ikinciyi boya, sonra üçüncüyü boya. O zaman tabii vertex'lerin numaralarının önemi var. O da bizim burada başımızı derde sokuyor. 5 tane renk kullanmak zorunda kalıyoruz. Evet. Halbuki yani kafama göre seçebilseydim o zaman yukarıdaki sıradaki gibi seçerdim. Ve iki renk yeterli olurdu. Evet, haklısın. Senin dediğin gibi olması lazım. Yani orada one by one değil de aslında şeyi takip ederek yapmak lazım. Evet. Yani numaralarını takip ederek. Tamam. İyi günler. Hoşça kalın. Sizin var mı sorunuz? Yok. Tamam. O zaman.